Evet değerli balıkesirler, Pozitif ekranlarından herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi haftanın özeti programımız vardı. Son birkaç haftadan beri gerek Balıkesir'deki siyasi dengelerden dolayı, gerek hava sıcaklıklarından dolayı biz de biraz aksattık. Haftanın özeti programını çekememiştik. Şimdi yanımda Pozitif Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Namlı var. Geçtiğimiz birkaç haftanın özetini çıkartmaya çalışacağız size. Balıkesir'de ne gibi gelişmeler olmuş, neler yaşanmış bunlardan konuşacağız. Evet Sayın Namlı, hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben deyim. Evet Ahmet Bey, yani sizin asıl uzman olduğunuz konu siyaset. Siyasi olarak Balıkesir'de ne gibi gelişmeler yaşanıyor? Önümüzdeki günlerde Balıkesir'i neler bekliyor gibi bir soru sormak istiyorum ben size. Genel olarak şöyle hatlarıyla. Siyasi hareketlilikten yani son aslında 3-4 haftadır Balıkesir'de siyasi bir hareketlilik yaşanmıyor. Sadece Deva Partisi'nin yapmış olduğu bir hareketli bir dönem var, süreç var. Kendileri il yönetimini oluşturdu, ilçe yönetimlerini oluşturuyorlar. Parti binalarını kurdular. Onların bir hareketliliği var, yönetimler oluşuyor. Daha doğrusu Balıkesir'de çok hızlı. İşte AK Parti mevcut yöneticiler zaten o konuları daha önce konuşmuştuk. İl Başkanı Kemal Aydemir olmasına kaynaklanan bütün hem AK Partilerin hem diğer siyasi partilerin gözü üzerinde. Onun dışında İyi Parti'nin şey vardı, il başkanlığı seçimleri vardı. İki aday yarışıyordu. Hakan Göre ve Özlem Ural. İşin açıkçası biz Hakan Göre'nin seçileceğini düşünüyorduk. Yani kamuoyundaki genel yoklama böyleydi. Ama tabii Özlem Hanım 7 oyla çok az bir farkla kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. Listesine şöyle bir baktığımda Özlem Hanım'ı il başkanı olmasını sağlayan birkaç tane nokta atışı isimler var. Yarın öbür gün bu isimlerle alakalı haber de yapabilirim. Yani çok mantıklı ve yerinde isimler kullanmış. Hatta bir iki tane isim var. Onları listeye almamış olsa belki il başkanlığını bile kazanamazdı gibime geliyor. Çünkü ben çok fazla müdahil olamadım, takip edemedim bu süreçte. Kendi başımızdan bir trafik kazası olayı geçti ailemizin içinde. Geçmiş olsun onu da. Sağ olun, teşekkürler. Ondan dolayı biraz uzak kaldık tabii. Siyasi hareketlilik şu an bu durumda. Yani Deva Partisi ve İyi Parti'nin il başkanlığı seçim var. Onun dışında rutin, yani genel ülke gündeminde bir hareketlilik olması bekleniyor ki yerele sirayet etsin. Onun dışında değerlendirebileceğimiz çok fazla bir konu Siyasi yok hareketlilik siyasette. yok. Dolayısıyla da biz de açıkçası değerli Balıkesirliler, haftanın özeti programında genel olarak siyasi noktalara değinmeyi çok istiyoruz. Çünkü genel olarak Balıkesir'de yaşayan bir vatandaş olarak baktığımızda siyaseti çok net takip edebilme şansınız maalesef yok. Yani çok içinde değilseniz uzaktan gördüğünüz kadarıyla çok fazla hakim olamayabilirsiniz. Ki Balıkesir siyasetli hareketliliğin en çok yaşandığı şehirlerin başında gelir muhtemelen. Ben o yüzden bu programın Balıkesir vatandaşlarına güzel bir iletişim aracı olacağını düşünüyorum. O yüzden de elimizden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar biz bu programı yapmaya devam edeceğiz. Evet Ahmet Bey, Balıkesir Spor diyeceğim ben. Balıkesir Spor şehrimizin ortak bir markası. Hepimizin ortak değeri diyebileceğimiz bir yapılanma. Biz Balıkesir Spor'u çok daha kötü durumlarını da gördük. Yani küme düştüğü dönemleri gördük. Yani ben hatırlarım çocukluğumda Havalca Mahallesi'yle Balıkesir Spor Havalca Mahallesi'ndeki o sahada antrenman yapardı. Yani Balıkesir Spor'un olması gerektiği yerin burası olmadığını hepimiz aslında biliyoruz. Yani hepimiz bunun bilincindeyiz. Ancak ben nedense genelde genel kurula birkaç hafta kala, birkaç gün kala Balıkesir Spor'un herkes tarafından sahiplenildiğini, herkes tarafından kabullenildiğini, böyle bir koruma kalkanı altına sürüklendiğini açık ve net olarak görebiliyorum yani. Bu şehirde yaşayan bir gazeteci, vatandaş olarak ne dersiniz diye görebiliyorum. Ve bundan çok çok da rahatsızım. Neden rahatsızım onu da size söyleyeyim. Neden Balıkesir Spor sadece kongre günlerinde akıllara geliyor? Neden yani şimdi AŞ olmasıyla alakalı bir süreç yaşandı. AŞ olması gerektiğini iddia eden Sayın Kadir Dağlı birçok kişi tarafından tepki de topladı, takdir de aldı. Evet doğru söylüyorsun diyen çok fazla insan oldu. Evet yanlış yapıyorsun diyen de çok fazla insan oldu. Bu konudaki sizin fikriniz nedir? Yani Balıkesir Spor sizce de AŞ olmalı mı? Ya da tabii eski yönetime göre, Kadir Dağlı'ya göre AŞ olmalı. Ama şu anki devir alan yeni başkan Ümit Bey'e göre
olmamalı. Balıkesir Spor satılmamalı. Yani Balıkesir Spor'un AŞ olması satıldığı anlamına gelir mi sizce? Yani aslında bunu ben eski başkan Kadir Dağlı'yı da burada konuk etmiştim. Kendisi anonim şirket olmayla alakalı bir Balıkesir'i kurtuluş reçetesi olarak sundu bunu. Tabii kamuoyu çok fazla bunu kabul etmedi. Çünkü ben anlatılış tarzıyla alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çıkmış olduğu programda burada hani biz görüştük belli bir takım kişilerle falan gibi konuşmalar olunca kamuoyu tabii hani kime peşkeş çekiyorsunuz, Balıkesir Spor'u kime satıyorsunuz kısmına gitti konu. Daha sonrasında Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Sayın Rami Kulay'ı burada konuk etmiştim. Ona programda da sordum dedim. Böyle bir anonim şirket olmasıyla alakalı bir gündem var. Balıkesir bunu tartışıyor. Siz ne diyorsunuz dedim. Rami Bey çok farklı bir bakış açısı getirdi tabii, konuya. Tabii o yüzdelik ki, oranlarla alakalı bir... Tabii yani tabana yayılmış. Tamamen Balıkesir STK'ları tarafından, büyükşehirin de dahil olduğu, bütün Balıkesir'in ön ayak olduğu bir modelden bahsetti. Yani kaba taslak o yayını açıp izleyebilirler arşivimizden arkadaşlar. Hani her işte ticaret odasının %10, sanayi odasının %15 gibi işte Büyükşehir Belediyesi'nin %25 gibi böyle bütün Balıkesir'in ön ayak olduğu bir modelden bahsetti. Daha sonra Sayın Kadir Dağlı ile kongre öncesi bir program daha yaptık. Biz bu sefer o programda anonim şirket olmaktan vazgeçtiklerini, Balıkesir Spor'un önceliği olmadığını söyledi. Olursa da işte Sayın Rami Kulan'ın bahsettiği gibi olması gerektiğini söyledi. Aslında dışarıdan bu iki program izlendiğinde Kadir Dağlı'nın programı biraz tutarsız davranıldı sanki bu konuda. Kendisi de bunu anlatamadı. Kongre günü kongre salonundaydık başından sonuna kadar. Orada da zaten hani bu konunun delegeleri Balıkesir Spor taraftarına anlatılamadığını gördük. Kaldı ki zaten kongre Kadir Dağlı kürsüye çıktığı andan itibaren tepkiyle karşılandı. Devamında yönetim zaten mali tabloları ibra edilmedi. Bu demek oluyor ki biz yönetime güvenmiyoruz. Sizin yaptığınız alışverişe, mali trafiğe yani gibi inanmıyoruz. Bir takım bir sıkıntılar var, çalma çırpma işleri var, tutarsızlıklar var gibi bir şey demek bu. Ondan sonra ibra edilmedikten sonra devam etti. Bana göre seçim orada bitti. Daha sonra katılım çok yüksekti bu arada. Bu çok sevindirici bir olay. Yani daha önce bu kadar yani 500 aşkın insan katılmamıştı Balıkesir Spor kongrelerine. Bu aslında sevindirici. Ama tabii yeni başkanı nasıl bir süreç bekliyor? Şimdi biz ilk konuştuğumuzda borç 52 milyon olarak söyleniyordu. Daha sonra 56 milyona çıktı. En son 60 milyon dendi. En son yine benim yaptığım programda total borcumuz her şeye dahil 80 milyon dedi Kadir Dağlı. Hani bir tutarsızlık var. Şimdi hani mevcut yönetimi, yeni seçilen Ümit Arslan'ı hayırlı olsun bu arada kendisine. Nasıl bir tablo bekliyor? Nasıl bir süreç bekliyor? İşin açıkçası biraz zorlu bir süreç bekliyor kendisini. Allah yardımcısı olsun yani. Biz basın olarak elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız kendisine. Şimdi Ahmet Bey, hatırlıyorsanız orada da sizinle bu konuyu konuştuk. Listeleri incelerken en çok dikkatimizi çeken liste, evet değerli Balıkesirliler, ne Kadir Dağlı'nın ne de Ümit Aslan'ın listesi oldu. Bizim Balıkesir Spor'la alakalı net olarak şöyle bir benim şahsi fikrimi soracak olursanız, ben olması gereken listenin ne Ümit Aslan'ın ne de Kadir Dağlı'nın listesi olduğunu söylüyorum. Bence doğru olan liste İbrahim Kaya'nın listesiydi. İbrahim Kaya Balıkesir Spor'a bilmiyorum 3. dönem mi bu? İkinci defa aday olan bir arkadaşımız. Balıkesir'de sevilen bir iş adamı. Ben kendisini takdir ediyorum. Öyle güzel bir liste hazırlamış ki Balıkesir'in bütün yani kalburun üstünde kalan diyebilirim yani şey olarak işletmelerin büyüklüğü anlamında. Ve olması gereken listede bilmiyorum da yani Balıkesir'de şu olmasaydı olurmuş diyebileceğimiz hiç kimse yoktu. Değil mi? Evet. Bence olması gereken, isim vermeyeceğim ailelerin ismine, şirket isimlerine hiç girmeye gerek yok. Ama olması gereken liste, ben şahsi fikrim İbrahim Kaya'nın listesi olması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel bir liste yapmış. Keşke, ben şuna da inanıyorum. Evet, orada İbrahim Kaya listesini açıklandığında salonda bir herkesin yüzünde tebessüm oluştu. Niye? Listeden kimse o salonda yoktu maalesef. Bence gülünmesi gereken... Orada İbrahim Kaya değildi. Şöyle bir durum var. Yani, orada sıkıntı olan şey şuydu. Her şimdi baktığında biz salonda da liste geldiğinde hem basın mensubu arkadaşlar hem salondaki diğer delegeler
bakıyorlar gelmişler. Güldüler mi? Yani şu mevcut yani o orada evet yani biraz tebessüm ettirilmesi gereken bir listeydi ama şöyle de bir durum var. Balık yani bak isimlere baktığımızda şimdi hiçbirinin haberi yok. Yani, tabii. Yani kafasına göre İbrahim Bey kafasına göre ne isim bulduysa yazmış. Yazmış mı? Öyle mi diyorsunuz? Yani böyle zaten yani hı hı. Bir takım bir listedeki mesela çoğu insanla biz birebir görüştük. Haberleri yok o listeden olduğunu. O akşam biz listeleri attığımızda haberleri oldu. Hmm. İşte siz var mısınız var mısınız diye insanlar yok bu listede. Ama şöyle az önce senin söylediğin gibi hani geçmiş dönemlerde gerçekten bu, o şekilde bir liste oluşmuş olsaydı yani Balıkesir'in sanayisi ve iş adamlarının yoğunlukta olduğu bir liste oluşmuş olsaydı belki Balıkesir Spor bu durumlara, bu borç durumlarına gelmemiş olurdu. Ama tabii bu sadece liste ve isimlerle alakalı bir şey değil. Geçmişte yaşanan yönetimsel zafiyetlerden kaynaklanan birçok etken var. Ben kongre salonundaki basın mensubu arkadaşlarıma da söyledim. Hani Balıkesir sporla alakalı çok fazla onların baktığı gibi derinlemesine bakamıyorum. Ben taraftar gözüyle bakıyorum. Ama geldiğimiz noktada şu an bir sıkıntılı bir süreç var. Borç yükü var Balıkesir'in üstünde. Dönüp dolaşıp bu iş nasıl çözülür? Çünkü programlarda da konuştuk yani hep kapısı çalınan aileler belli. Ümit Başkan'a çok büyük bir iş düşüyor burada. Hayırlısı olsun diyelim yani hani süreci izleyeceğiz. Şu an peşin peşin konuşmanın hiçbir anlamı yok. Biz basın olarak taraftarlar da elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor Balıkesir Spor için. Yani başkan şu olmuş bu olmuş demek yerine hep söylüyoruz ya Balıkesir Spor Balıkesir'in en değerli markasıdır evet. Diye. Balıkesir'in markasına nasıl sahip çıkabiliriz? En azından bundan sonra yapılan yanlışları nerede kesebiliriz? Bakalım Ümit Başkan ve yönetimi nasıl bir yol izleyecek? Hepimiz göreceğiz. Evet değerli izleyenler biz de Posta ailesi olarak yeni başkana başarılar dileriz. İnşallah Balıkesir'in hak ettiği, Balıkesir sporumuzun hak ettiği noktaya gelmesi için elinden gelen yapacağından hiç şüphemiz yok. Dediğimiz gibi Ahmet Bey'in de söylediği gibi Balıkesir Spor bu şehrin ortak değeridir, markasıdır. Ben de aşı olması konusunda biraz tereddütlerim vardı açıkçası. Çünkü ben bu yapılanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum diğer yapılanmaya nazaran. Çünkü ileride bunun pişmanlıklarını da yaşama ihtimalimiz, olasılıklarımız yüksek. Bence herkes taşın altına elini koymalı. Balıkesir Spor için az çok deyip onu o şekilde kıyaslamadan yardım etmeli diye düşünüyorum. Bundan sonra da ben Balıkesir Spor'un arkasında olacağını yani her düşünüyorum. Her dönem aslında aynı şey söyleniyor. Hani Balıkesirliler taşın altına elini soksun deniyor. Şimdi Sayın Ümit Arslan yönetime geldi. Ne kadar borç olduğu belli değil. Evet. Yani kongre salonunda tamam sahip çıkıldı. Balıkesir Spor için herkes çok güzel bir tablo bu. Ama şimdi tamam biz eski yönetimden kurtardık. Balıkesir Spor'u satılmaktan kurtardık. Şimdi ortada da bir gerçek var. Bir borç yükü var. Ümit Başkan çıktı. Ben dedi Balıkesir Spor'un bu şekilde gitmesine razı değilim. Şey bu yola baş koydum dedi ve görevi devraldı. Alma şimdi devri elin taşın altına başladı. Konulacaksa Sayın Ümit Arslan'a şu an koşulsuz şartsız destek verilmesi gerekiyor. Ben çok merak ediyorum inşallah. Kim duracak arkasında? Ben izleyeceğim. Ben şahsen izleyeceğim. Ben dediğim gibi diğer basın mensubu arkadaşlar gibi derinlemesine çok fazla futbol bilimine hakim değilim. Ben hı-hı. Taraftar gözüyle ve yüzeysel olarak geçiyorum. Yani 50 milyon, 60 milyon, 80 milyon borçlardan bahsediliyor. İnşallah Ümit Arslan bu yolda yalnız bırakılmaz. Bırakılmamalı. Neden? Evet değerli Balıkesirliler. Yani şimdi 350 bin nüfusu olan bazı şehirlerin takımları şu anda Süper Lig'de top koştururken bizim 1 milyon 200 bin nüfusuna sahip olan bu şehrimiz sanayi şehri, deniz şehri, turizm şehri, hayvancılık şehri. Yani baktığımız zaman gerçekten Balıkesir'de kayıtlı araç Türkiye'nin birçok şehrinde yok. En çok araç olan şehirlerden bir tanesi Balıkesir. Balıkesir gerçekten şey olarak zengin bir şehir. Yani bir takıma sahip çıkabilecek güce sahibiz aslında. Ancak gelip şu anda bulunduğumuz noktaya baktığımızda ise işin içerisinde bilmiyorum. Yani biraz makam sevdalılığı mı giriyor, başka şeyler mi giriyor ya da... Şu Gökhan, hani lafını bölmüş olmayayım da siyaset. Yani, siyaset giriyor değil mi? Bu ne zaman Balıkesir Spor'a siyaset nüfus etti bu kadar fazla? Siyaset her zaman var. Tabii. Sporun içerisinde var. Yani en azından bizim bildiğimiz süre bu Balıkesir Spor nezdinde değil. Ülke futbolunda da böyle durum. Ama çok fazla nüfus ettiği için işin şirazesi kaydı biraz. Yani her gelen belediye başkanı bir
kulüp başkanı atadı. Atama sistemine tabii, döndü bu. Borçlar birikti, böyle yönetimler sorgulanmıyor, böyle böyle bir de bir amaç, saçma sapan amaç bir olmadığı yere zaman geldi. Şimdi kongre gününde Ümit Arslan çok güzel cümleler kullandı. Dedi ki Balıkesir'de alma dönemi, Balıkesir Spor'da alma dönemi bitmiştir, verme dönemi başlamıştır dedi. Ve Balıkesir Spor siyaset üstü dedi. Bakın, Balıkesir Spor siyaset üstüdür. Bu cümlenin arkasında durursa kendisi, ben takdir ediyorum. Çünkü gerçekten yani siyaset için içine bulaştığından beri Balıkesir Spor'un geldiği noktaya bakıyoruz. Ne paralar, ne şeyler dönüyor. Biz saralım mesela makarayı geriye. Bundan bir 10 yıl öncesinde bu rakamlar, Balıkesir Spor, hayaldi bunlar. Konuşulmuyordu bile. Konuşulamazdı bile bunlar. Ne yokluklar içerisinde. Şu an varlık içinde yokluk çeker pozisyona geldik. Şişirilmiş paralar, şişirilmiş borçlar. Hani yönetim zaten ibra edilmedi. Yani güven duygusu kalmadı Balıkesir Spor'a. Hani giren para, artık mesela kapısını çaldığınız iş adamları da Balıkesir Spor mu ya? Tabii hani, tabii. Bunu dedirttirdiler insanlara. Çünkü şey gibi, ne derler onu, galyan kuyusu gibi, ver parayı gitsin, ver parayı gitsin. Nereye gittiği belli değil paraların. Trilyonlar, şey milyonlar, arşlar, borçlar. Şimdi ben geçtiğimiz genel kurulda, yani Ümit Arslan'ın başkan olduğu genel kurulla bir önceki Kadir Dağ'ın başkan olduğu iki genel kurulu kıyasladım. Karasal Mehmet olmuştu. Kadir Dağ'la orada başkan seçildi. Ve Balıkesir Spor çok sahipsiz günlerdi. Değdi o zamanlar. Yani aday bulunamadı, aday çıkmadı Balıkesir Spor'un başkanlığına. Bugün 3 tane aday var. Yani bir şeyin kıymetli olabilmesi için, örnek veriyorum, merak ediyorum. Yani Ümit Arslan bu Balıkesir Spor'un AŞ'leşme sürecinden dolayı mı başkanlığı yapmayı kendine uygun gördü? Bir önceki seçimlerde neden aday olmadı? Şimdi mesela şöyle, gibi şeyler geliyor aklıma. Sayın Ümit Arslan zaten Mustafa Bahçeci döneminde as başkanlık yaptı bu kulüpte. Yani bir başkanlık tecrübesi var. Şimdi bunu aslında, hani bu konuyu ben çok fazla da uzatmak istemiyorum. Çünkü tamamen Balıkesir Spor'u konuşmuş olacağız. Edip Uğur döneminden başlayan bir süreç var. Edip Uğur, Feyyaz Çiftçi. Arkasından Remzi Boncuk. Zekai Kafaoğlu geldi Mustafa Bahçeci dönemi. Evet. Arkasından Kadir Dağlı, işte Yücel Yılmaz geldi. Şimdi de işte Kadir Dağlı da aslında işte Yücel Yılmaz'ın adayı gibi lanse edildi. Kendisi ama değildi. Etti. Yani bilmiyor, iş taraflarını bilemiyoruz. Benim sporla siyaset arasındaki siyasilerle samimiyetlerine çok fazla inanmıyorum. İşte o benim adayımdı, o değildi diyor. O ben falan filan. Hani aslında samimi gelmiyor bana siyaseti, bu. Siyaseti üst noktalarda yaşayan siyasetçiler bu konuda biraz daha çekimser davranıyor diyebilir miyim? Yani şu an mesela ben Yücel Yılmaz'ı, Yasin Sagay'ı takdir ediyorum. Hani biz kim seçilirse seçilsin ona destek ver. Zaten başından beri yapılması gereken buydu. Evet. Yani ta Edip Uğur dönemine döndüğümüzden beri yapılması gereken buydu. Peki, teşekkür ederim. Bu konuyu kapatalım. İnşallah Balıkesir ve Balıkesir Spor için hayırlısı olur diyelim. Evet Ahmet Bey, onun haricinde ben şu konuya da değinmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir tane çok usta bir avcı arkadaşım var. Balık avcısı. Hayvan da avlıyor. İşte resmi olarak devletin avcısı diyebiliriz. Bana şey dedi, ya Gökhan'cığım dedi, bir tane bir yer var. Git dedi, şuranın bir haberini yap. Yemin ederim dedi, yani ben bırak dedi bir avcı olmayı bir kenara. Bir insan olarak artık tiksiniyorum dedi. Ya neden bahsediyorsun dedim ben. Ya dedi, Kepsut Deresi'ne öyle bir zehir atıyorlar dedi. Öyle bir zehir atıyorlar. Yani o balıkların halini gelip çekmeniz lazım dedi yani. Tam onunla alakalı bir ön araştırma yapayım derken bir tane meclis üyemiz onunla alakalı bir video paylaştı. Ondan sonra da Balıkesir'de zaten herkes tarafından duyuldu balık ölümleri falan. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bütün o Balıkesir'in etrafında olan, organize sanayideki olan fabrikaların pislikleri, Simav çayına, yani bizim bölgemizdeki uzantısı olan Kepsut Deresi'ne atıyor. Ve bu da birçok balık ve hayvan ölümüne sebep veriyor. Bugün balıklar zehirleniyor belki, onlar ölüyor ama yarın insanların ölmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yetkililer bu konuda neler yapmalı, neler yapılmalı? Yani üzücü bir tablo. Biz geçtiğimiz günlerde de yoğun bir şekilde zaten hem videoları hem resimleri olsun bize ulaştı. Gördüğümüz kadarıyla vahim bir tablo var ortada. Biz gerekli yerlere çağrılarda bulunduk. Yani en azından çevre şehircilik ve bu işle ilgilenen yetkili makamlara çağrıda bulunduk. Yani bir çevre katliamı var burada.
yapılması gereken neyse bir an önce harekete geçilmesi konusunda yetkili makamları uyardık. Kendilerinden de konuyla alakalı harekete geçtiklerini, üstlerine düşen, yapılması gereken, alınması gereken önlemleri bir an önce alacaklarını söylediler. Habercilikte şöyle bir şey vardır. Yani şu an yargılamaktan ziyade vermiş oldukları bir süreç var. Hı hı. O süreci bir izlemek durumundayız. Sıkıntılar zaten ortada. Videoları izlerse sayın takipçilerimiz, izleyenler görecektir orada yaşanan çevre katliamını. Yazık yani o balıklara, dere, pislik. Bakalım yetkililer bu konuda teyakkuza geçtiklerini söylediler. Takipçi olacağız. Bak gereken yapılmadığı takdirde onu ayrı bir şekilde değerlendiririz burada. Değerlendiririz. Bekleyeceğiz, izleyeceğiz yani şu an. Çünkü çok vahim bir tablo var ortada. Tabii, tabii, gerçekten kesinlikle. Ben içim acıdı yani. Hani balıklar oksijen almak için karaya vuruyorlar. Can çekişiyor hayvanlar. Şeyi yazık. Düşündüm biliyor musunuz? Yani eğer öyle bir şey yapma imkanı bulabilseydim oradaki en azından büyük olan balıkları şöyle 1 metre, 1,5 metre büyüklüğünde yayın balıkları öldü yani. Gerçekten çok acı bir tablo. Ben o balıkları bir şekilde kendi imkanlarımla köyümüzdeki gölete götürüp atmayı bile düşündüm yani. En azından bunlar damızlık ana olanlar. Bunlar çünkü yani iyi niyetli bir girişim ama tabii geçici bir yani geçici genel bir şey yani ama bu çözüm mü diye düşündüm. Değil. Yani 2 tane ben balığı oradan kurtarmışım, götürmüşüm, köyümüzün göletine atmışım. Bu bir artı sağlamayacak çünkü orası ne olacak? Kafamız orada kalıyor. Dolayısıyla buradan yetkililere gerçekten çok iş düşüyor. Denetlenmesi lazım. O fabrikalara ruhsat verirken önce buradaki kimyasal atıklarınızın nereye gideceğini bence sormalısınız. Çünkü bu dere yakması çok yanlış. Bugün orada hayvanlar zehirleniyorsa yarın bir gün insanlar da zehirlenebilir. Evet Ahmet Bey yani konuşacaklarımız aslında bu kadar gibi diyebiliriz. Aslında çok var konuşulacak konu. Ama dediğimiz gibi yani kayda değer güzel şeyleri konuşmak istiyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yani bir 2-3 haftadır uzak kaldık ekranlardan. Çeşitli aileniz konularımız birikti. Konuklarım da olacak. İşte programın başında da söylediğim gibi biraz kişisel rahatsızlığımızdan dolayı ve bir kaza olayı geçirdiğimizden dolayı ekranlardan biraz uzak kaldık. Takip etsinler. Balıkesir Posta TV ekranlarında kalsın sayın takipçilerimiz. Güzel konularımız, güzel analizlerimiz, programlarımızda güzel konuklarımız olacak. Bizi izlemeye devam etsinler. Peki ben de çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Rica ederim. Güzel bir sohbet oldu. Evet değerli balıkesirler, haftanın özeti programı diyemeyeceğim. Çünkü birkaç hafta oldu. Birkaç haftanın özeti diyelim. Sayın Ahmet Namlı ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta inşallah güzel konularla güzel bir sohbet gerçekleştiririz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın değerli balıkesirler.